Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, Şantiyede serisinde nerede kalmıştık? Genel itibariyle isterseniz bir toparlayalım. Ve çünkü elektriğe artık son verdik ve normal kaba inşaat açısından nerede kalmıştık? Bir toparlayalım. Bir neler yaptık? Bir konuşalım ve ondan sonra birkaç bahsetmek istediğim şeyi bahsettikten sonra konumuza başlayalım. Şimdi tarihimiz 19 Şubat. Bu yıl çok çetin bir kış geçti. Yani bu videoları işte 5 yıl sonra izleyecek arkadaşlarım için şöyle söyleyeyim. Yani 2021'in Aralık ayı, 2022'nin Ocak, Şubat ayları çok soğuk geçti, çok karlı geçti sayın arkadaşlar ve Bundan dolayı şantiyede uzun aralar vermek zorunda kaldık. Şantiyede neden uzun aralar verildi? Bunu sık sık konuştuk ama yine de konuşalım. Harçvari işlemler, mesela beton gibi sıva gibi, işte alçı gibi işlemler sayın arkadaşlar durur. Bundan dolayı da zaten beton durduğunda kaba inşaat ilerlemiyor biliyorsunuz. Siz kalıbını çaksanız da mesela çaktınız kalıbı gene beton gelmeyeceği için en fazla kalıbı çaktığınızda kalıyorsunuz. Tabi biz e, elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye gayret ettik. Neredeyse de bitiriyorduk. Sadece asansörün kule betonu kalmıştı ama yetişemedik. Soğuklar bastırınca e, o işi bitiremedik. Yani bizim amacımız şuydu. O soğuklar bastırmadan o betonu atalım. Ondan sonra da çatıyı kapatalım. Zaten içeride tesisata şuna buna devam ederiz düşüncesi dedik. Yetişemedik. Tabi video serisi açısından hani uygulama açısından belki sıkıntı oldu ama video serimiz açısından da her mevsimi her şartı görmüş olduk. Bu bizim için iyi oldu. Şöyle aşağıdan bakarken birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sayın arkadaşlar ve yukarı dönünce başka şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bizim hatırlarsanız bizim çatımızda projeden biraz farklı olarak şu parapetimizi biraz daha yüksek yapmıştık. Daha doğrusu orada parapet yoktu. Biz parapet yapmıştık 30 santim, 35 santim bir etlemiştik ve e, bakın bunu neden yaptığımızı şimdi aşağıdan inceleyelim sayın arkadaşlar. Bakın şu mesafe ile şu balkonların parapet mesafesini yakalamak için yani yapının alnının e, alniyle aşağıdaki balkonların parapet mesafesini yakalayalım da bir e, görsel bütünlük olsun diye sayın arkadaşlar. E, çatımızı da zaten parapetimize dayayacağız. Ha, çatımızı bu şekilde yüksek parapet yapmasaydık da Yine küçük bir diş yapıp 10 santimlik yine bir parapet gibi düşünün. Yine çatımızı oraya dayardık yani sayın arkadaşlar. O daha sağlıklı oluyor. Onu zaten çatı aşamasında konuşacağız. Bu konuşmak istediğim birinci konu. İkinci konuda şu. Ben aşağıdan bunu göstermek istedim bir de. Hatırlar mısınız? Şu kısımların sökü işleminin en sıkıntılı yeri neresi demiştim özellikle bu tarz klasik yapılarda? Bu saçak kısımlarında, saçak bu çıkıntı kısımlarında ki sökü kısmıydı. Mesela işte şuradaki kanat tahtası. Ne bileyim buradaki tahtalar özellikle buradaki kanat tahtasını yukarıdan belki alır, düşürmez ama şuradaki tahtalar düşüyor sayın arkadaşlar. Yani tutma imkanı yok ustanın. Hani mesela taktığı manivelayı çekerken bazen böyle eğim verip alabiliyor ama arkadaşlar genelde şey yapamıyor. Yani hemen bırakır. Mesela bu fileye falan takılır. O yüzden bunu konuştuydum ama bir de aşağıdan bakarken böyle inceleyelim. Bakın şuradan fırlayan malzeme şu fileyi aşıp işte ne bileyim arabalara çarpabiliyor. Buradaki insanlara gelebiliyor. Çok tehlikeli. O yüzden buna olabildiğince bu aşamanın söküsünde dikkat edin sayın arkadaşlar. Aşağıda kesinlikle bir veyahut birkaç kişi dursun. Yani aynı anda dört çepeden çözüyor, söküyorsanız belki 3-4 kişi bile olabilir. Diyorum ve şu an artık sayın arkadaşlar son betonumuza geldik. Son betonumuzdan kastım da asansörün kulesinin betonu. Şimdi asansörün kulesinin betonu hani demiştim ya ben bu katların betonu falan filan diye. İşte mesela bu katların betonunda ne oluyordu? İşte kat 13 betonumuz var falan demiştim. Şimdi neden şundan bahsedeceğim. Mesela laboratuvar bu betonda gelmez mesela. Çünkü hani diyorum ya hani kule o kadar şey değil. Bu, bu katlarımız kadar işte değer verilmiyor diyeyim yani nasıl diyeyim böyle izah edeyim. Hani sizin gene bu beton kalitesinden kaçma imkanınız var mı? Kaçma imkanınız yok. İrsaliye ile, bunun harmanlanıp karışıp geliyor. Yani sizin böyle bir imkanınız yok da yani o irsaliyenin üzerinde yazar yani bunun her şeyi, beton her şeyi yazar. O okuttu mu çıkar. Yani gene irsaliye geliyor ama mesela laboratuvar falan gelmiyor. Ondan bahsedeyim. Ve sayın arkadaşlar bugün 19 Şubat'ta ilerlerken şöyle söyleyeyim. Karlı bir günle uyandık. Karlı bir günle derken yani bakın hava güzel. Havayı şöyle bir algılarsınız. Hava güzel, güneşli ama hafif bir kar yağmış. Zaten soğuk değil. Soğuk olsa beton yine dediğim gibi beton dökemeyiz. Beton firması beton vermez. Ama hafif bir kar var. Bizim için de bu son betonumuzda böyle bir kar yağması bence mükemmel oldu. Uygulama açısından söylemiyorum. Bizim için hani eğitim açısından söylüyorum sayın arkadaşlar. Uygulama açısından zaten değişen bir şey yok. Eğitim açısından da öyle hafif karlı bir durumda da beton dökmüş olacağız. Neyse bakın. Şu kısmını hatırlıyor musunuz? Bu kısmına ne demiştim ben? Asansörün motoru buraya koyulacak demiştim sayın arkadaşlar şu kısımda orası üst kısmımızda bizim artık şeyin tavanıydı asansör kulemizin tavanıydı şundan dolayı diyorum biz normalde bunu bir önceki betonla birlikte yapacaktık biliyorsunuz çünkü bakın üstü kapandı şimdi yani buraya yapılması zor oldu peki buraya betonu nasıl atacağız şimdi ilerleyelim bakın sayın arkadaşlar oraya betonumuz gelmiş. Hemen ilerliyorum. Orada işte masterlıyor. Ne bileyim kolonlarını falan veriyor. Bakın. Buranın betonu işte bu kısımdan geliyor sayın arkadaşlar. Ee, oradan hemen bir tane iki tane tahtayı neyse kaldırmışlar. Nasıl müsaitse demirlerin arasından geçirip aşağıya hortumu verdin işler sayın arkadaşlar. Ve buradan da dağıtımını yapıyorlar. Uygulama açısından daha mı zor? Evet uygulama açısından daha zor ama yani o an ufak bir malzeme eksikliğinden dolayı bu gerekli kaldı. Yani aslında uygulama açısından da bir başarı yani. Çünkü bu zor olayı ustalar üstesinden geliyor. Peki neden dışarıdan şöyle eğimli bir şekilde vermedik? Bakın birkaç fotoğraf geriye geleyim. Bakın sayın arkadaşlar bu hortumun buradan oraya gitmesine imkan yok. Her yerde bir dayama, bir işte kuşak tahtası, bir çapraz tahta, bir işte teleskop direk falan falan çok fazla bir yoğunluk var. Yani buradan ben bile içerisine girip doğru düzgün çekim yapamayacağım tamam mı? Ben size söyleyeceğim mesela burası bura diye siz de e, tamam diyeceksiniz çünkü şöyle mesela bir geniş açıdan falan içeride düzgün çekim alamayacağım derken arkadaşlar kalıbın üstüne çıktık. Bakın kalıbın üstüne çıktığımızda görüyor musunuz? Bu fil hortumu dediğimiz hortumu bu kısımdan işte buradaki tahtayı söküp vermişler. Bakın demirlerin arasından verilmiş sayın arkadaşlar. Biz tabi bu fil hortumundan bahsetmenin haricinde bir de şeyden bahsedelim. Bakın yüzeyde karımız var. Peki bu kar bizi sıkıntı çıkarır mı? Sayın arkadaşlar bu kadar kar ee, hafif kar diyorum ya hafif kar hafif yağmur bunu önceden konuşmuştuk ama burada görmemiz de iyi oldu hafif kar hafif yağmur bize sıkıntı çıkarmaz ee, bakın beton için sıkıntı neydi bakın 19 Şubat tarihine geldik ve beton atamadık sıkıntı neydi soğuk bakın yağış olmadığı günde de atamadık betonu hani yağış yok ben bugün atayım diye bir şey yok soğuk havada atamıyorsun ama şu kadar karda sana sıkıntı çıkaracak bir şey yok zaten de şöyle bir şey oldu şimdi bakın ilerleyin bir taraftan şu kısmın tahtasını tekrar çakıyor ustamız. Bakın ayarladı çaktı. Zaten bizim şu tenekelere hemen bir şey koyduk. Ateş yakıldı. 4-5 noktadan hemen şöyle döndürüldü. malayla da hızlı bir şekilde kazındı Ama hiç kazıması, hiç kazımayıp döken var mı? Kesinlikle döküyorlar. Yani çok da bir sıkıntı çıkarmıyor. Şimdi şöyle düşünün. bu bir temel betonu olsaydı ve işte çok geniş bir temel oturumu olan bir yer olsaydı mesela 1000 metrekare bir yer olsaydı bunu ne kadar yapabilirdin yapamazdın yani basacaktın betonu orada geçecektin. Zaten şöyle bir şey var. Beton buraya geldi ya. Betonda zaten beton döküldüğünde biliyorsunuz kimyasal tepkimeler başlıyor. Kimyasal tepkimeler bu ısı veren bir kimyasal. Tepkimeye başlıyor. Bu tepkime de zaten olduğu gibi hemen o karı eritiyor. Kar o hemen tahtaların arasından sıyrılıp iniyor aşağıya. O yüzden bu bir sıkıntı çıkarmıyor. Bu kar sana ne zaman sıkıntı çıkartır? Bunu da konuşmuştuk. Aşırı böyle lapa lapa yağar. Yani senin betonun kıvamını bozacak kadar fazla bir su nüfuz eder üstten böyle. Yağmurda da karda da. Yani metrekareye bilmem kaç metreküp yağış düşer. Tamam mı? Zaten fark edersin onu. O zaman sana sıkıntı çıkartır. Ama sana şu durumda sıkıntı çıkartacak bir şey yok. Tabi ben bunları konuşuyorum da. Zaten biz tam şu döşemenin betonunu, tabliyenin betonunu dökerken o zamana kadar zaten birçok yer erimiş olacak. Güneş müneşte dönecek iyice. Neden erimiş olacak? Şu an beton döküyoruz ama sayın arkadaşlar biz altın betonunu döküp kirişleri de doldurana kadar bir araba bitecek. Şimdi burada fazla bir araba gelmeyecek. Fazla bir beton gelmeyecek bu aşamada. Bu aşamada fazla bir beton gelmeyecek de arasındaki süre açılacak. Yani... Bizi tam bir programa almıyorlar yani anladınız mı? Hani önceki betonlarımızda nasıldı 4-5 araba peş peşe sıralanıyordu. İki kere gidip gelseler 10-11 araba atıyorduk zaten. Bitiyordu beton işimiz ama yani bunda biraz aradaki zamanı da açacaklar asıl diğer yerlerle uğraştıkları için. Çünkü herkesin betonu sıkıştı. Herkes beton firmasından betonu Onlar da sıkıştı mevsimden dolayı. Bu durumdan dolayı sayın arkadaşlar ara, aradan zaman geçeceği için Karımız eriyecek ama bunu yine de göstereceğim sayın arkadaşlar sıkıntı yok. O daha demin geçtiğimiz yerdeki de hava bacasıydı. Bunu da tekrar bir bakın şunlar hava bacası asansörün hava bacası bunu da konuşmuştuk. Evet bakın kirişlerimizi doldurarak geliyor ustamız. Önce merkez kirişleri doldurdu sonra çevredeki kirişleri dolduruyor. Zaten bakın her hemen eriyor da. Ee, yine dediğim gibi çok daha büyük metrekareli bir yer olsaydı da erimeseydi de olacaktı. Yani yapacak bir şey yok. Ee, o bu yani sizi çok engel olacak bir durum değil. Bakın aşağısının şeyi do, dolmuş durumda. Şimdi yok. Tahtalarını tekrar çaktılar ya. Aşağıının demek ki betonu dolmuş durumda. Ve işte vibratörünü tutuyor. Tırmanış şey yapıyor. Yine dediğim gibi doğru bir açıyla şey yapamıyorum. Fotoğrafını çekemiyorum. Her yer o kadar fazla tahta oldu ki burada. Bakın şuradan biraz fazlaları taşmış. Bunları ne yapacak? Fazla dedim siz fazla taşan betonu orada bıraktınız sayın arkadaşlar. Ertesi gün hiltiyle kırmak zorunda kalırsınız. O beton hemen oradan kazınmak zorunda. Tamam mı bu fazla gideni? Hemen kazıyacaksınız. Bakın vibratörümüzü gösteriyorum yine. Aşağısını kolon kısmına da indiriyor. Perde kısmına. Tabliye kısmını da yapıyor. Evet sayın arkadaşlarım şu anki çektiğim fotoğrafta nasıl söyleyeyim? Beton işlemini bittikten sonra bir fotoğraf çektim. Bir, birkaç video çektim sizin için. Neden bunu yaptım? Bakın. Görüyor musunuz? Ciddi oranda tahtaların altı ıslanmış. Bakın. Demini görüyor musunuz? İşte mesela zaten doğru düzgün kar kalmadıydı da kalan karı da o beton vurduğu an olduğu gibi hemen suyunu aşağıya indirmiş. Mesela bak şu yeşil 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 bak şurada. Böyle biraz yeşilim trak olanlar da o betonun şerbeti. E, betonu biliyorsunuz normalde de biraz şerbeti akıyordu ya. O karla birlikte indirmiş aşağıya. Bak gördünüz mü? Hemen o yüzeydeki. Tabi yani şuralarda oradan akan değil abartmayalım. Yüzeydeki karlar eridi. Bakın şu tahtanın üzerlerindeki şuralardaki falan. Yüzeydeki karlar eridi diyorum ya güneşin dönmesiyle birlikte ama mesela bakın burada bir tık daha fazla yukarıdaki e, demek ki betonun etkisi de var yani onu da anlayın. Abartılı olmamakla birlikte abartmayalım. E, bir miktarında yani betonun eriteceğini de söylüyorum yani spekülatif de konuşmayayım. Şimdi hepsini beton vurdu, eritti değil. Güneş döndüğü için bakın bütün yüzeydeki şuralar neden kalmış? Güneş tam denk gelmediği için yani. O yüzden burada kar kalmış. Sayın arkadaşlarım. Ve bizim aşağıdaki merdivenimiz vardı. Biliyorsunuz bu merdiveni en son yapalım demiştik. Her seferinde en son yapalım, en son yapalım, en son yapalım. Neden? Buradan hırsızlık olayı olmasın diye. Bu da yapıldıktan sonra bizim artık ee, Göreci olarak kaba inşaatla işimiz bitti diyebiliriz. Neden görece olarak diyorum? Çünkü içerideki işlerin bazıları da e, kabaya dahil ediliyor bazıları edilmiyor e, arkadaşlarım. O yüzden görece olarak diyorum. yine konuşacağız onu. E, betonla artık işimiz bitecek ama yani e, en azından hazır betonla işimiz bitecek diyeyim. Bakın dışarıdaki merdivenimizin de bakın yine bir nebze kar var. Görüyorsunuz neden burada bir nebze var yukarıda yok çünkü e, oraya güneş vurmuş burası biraz daha alçakta kaldığı için bakın güneş şuraya falan vururken buraya güneş vurmuş o yüzden buraya eritememiş ve bakın bu merdivenimizi de doldurduk yani e, projede e, şefim bu merdivenin betonu atılırken neden fotoğraf yok e, denmesin diye çekiyorum burayı artık burada çünkü teknik olarak e, size aktarabileceğim bir şey yok. Çünkü çok daha karmaşıklarını işledik bunun, ama bunu da sadece bu şekilde görelim şey olarak, iş ilerleyiş olarak hiçbir eksiğimiz kalmadığını, yani inşaatta benim yanımdaymışsınız gibi devam etmek açısından gösteriyorum şu an bunu. Bununla birlikte de sayın arkadaşlar videomu bitiriyorum artık betonla işimiz kalmadı. Bir dahaki videolarımızda artık sökü yaparız, çatıya başlarız derken devam ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.